Marcos'un şerhi nedir? Belki sohbetin ilerleyen aşamasında. Evet, ilerleyen sorularından bir tanesi oydu. Evet. İzah etmek de gerekir apostili. Apostil bir evrakın o ülke yetkilileri tarafından verildiğini ve gerçek bir evrak olduğunu garanti altına alan, başkaca bir araştırmaya gerek bırakmayan bir evrak. La Haye Konvansiyonu'na üye olan, taraf olan ülkelerin tamamında geçerlidir bu belge. Zannedersem şu an yok, o gösterilen şey değil. Ekranda da görüyorsunuz diyecektim ama o değil. Evet. Büyükçe böyle dikdörtgen ya da kare şeklinde bir mührün içinde işte kararı verenin kim olduğunu, hangi tarihte verildiğini, hangi tarihte kesinleştiğini belirtir. Yani Amerikan noterinden aldığınız apostilli evrak Türkiye'de mahkemeye sunulduğu zaman, tabii apostili de Türkçe'ye tercüme ettirdiğinizde Türkiye'deki hakim bu evrak nedir demeyecek arkasındaki apostili gördüğü zaman. Ama apostili görmezse hakimin kafasında bu evrak kimin tarafından düzenlendi, bu imzalar kime ait sorusu her zaman olacaktır. Aynı zamanda davanın karşı tarafı da itiraz edecektir böyle bir belgeye. Aynı şekilde bir mahkeme kararı da bu şekilde bizim karşımıza geldiğinde, karşı taraf böyle bir mahkeme kararı, apostili olmayan bir mahkeme kararı sunduğunda tarafların muhakkak itirazı olacaktır. Zaten hakim de bunu kendiliğinden gözetecektir, apostili isteyecektir. Peki şey uygulamada hani sizin de belirttiğiniz gibi bir belgenin yabancı ülke yargı makamından ya da yabancı ülkedeki herhangi bir devlet dairesinden alındığını ispata yarayan bir işlem, apostil işlemi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında son derece basit bir işlem. Yani ilgililerin bir hafta içerisinde maksimum halledebilecekleri bir işlem. Peki Türkiye'deki davalarda apostil eksikliği nedeniyle evraklar ya da davalar direkt reddediliyor, yoksa hakimler ilgililere süre veriyorlar mı bu eksikliği tamamlamaları için? Bu soruya karşı geçmeden vekaletname ile ilgili gene bir kısa bir ekleme de yapayım. Atlamayalım. Vekaletname çıkartıldı. Bu vekaletnameyi ne yapacağız? Fotoğrafını çekip göndersek olur mu? Olmaz. Bu vekaletnamelerin avukatların arşivinde bulunması lazım. Çünkü biz onları çoğaltarak, fotokopisini çekerek ve imzamızla aslının bizde olduğunu belirterek mahkemelere sunuyoruz ve işlemlerimizi o şekilde takip ediyoruz. O yüzden vekaletnameler çıkartıldıktan sonra muhakkak avukatlara ulaştırılmalı. Ama benim davamda sürenin bitmesine bir gün var ya da iki gün var dediniz. Amerika'dasınız, vekaletnameyi konsolosluktan çıkardınız, ne olacak? Böyle bir durumda 2019 yılında Türkiye Noterler Birliği ile Dışişleri Bakanlığı arasında bir protokol yapıldı ve sistem birbirine entegre edildi. Bugün örneğin Chicago Başkonsolosluğundan çıkartılan bir vekaletname aynı gün Ankara'daki herhangi bir noterden ya da Hakkari'deki bir noterden, Türkiye'deki herhangi bir noterden barkodun okunması suretiyle, taranması suretiyle aynen çıkartılıyor. Türkiye'deki noterde, tabii bunun içinde bir ücret alınıyor, ekstra bir ücret alınıyor. Türkiye'deki noter, ilgili noter o vekaletnameyi sanki kendisi düzenlemiş gibi onaylıyor ve siz onu kullanabiliyorsunuz.